Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ilanımız var. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü'nden 4B Sözleşmeli Personel Alım İlanı. Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 1978 tarihli ve 7 Taksim 15.754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda yer alan ek 2. maddenin B fıkrasına göre 2020 KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 21 adet sözleşmeli personel alınacaktır. Nelerdir bu personel? Öncelikle bir o personeli bir kişi ön lisans mezunu KPSS P 93-2020 puanı baz alınacak. En az 70 almış olması gerekiyor. Büro yönetimi, büro yönetimi ve sekreterlik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, sekreterlik, ofis teknolojileri ve yönetimi, büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı ön lisans programlarından mezun olması ve KPSS'den 70 puan almış olması gerekiyor. Yine büro personeli bir kişi ön lisans KPSS P 93-2020 puanı baz alınacak. En az 70 alması gerekiyor. Muhasebe, bilgisayar destekli muhasebe, bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulamaları, muhasebe ve vergi uygulamaları ön lisans programlarından birinden mezun olmak ve KPSS'den 70 almak gerekiyor. Teknisyen bir kişi ön lisans mezunu yine P 93-2020 KPSS puanıyla süt ve ürünleri teknolojileri ön lisans bölümü mezunu olmak, süt ürünleri ve teknolojileri alanında istihdam edilecektir. KPSS'den en az 60 puan almak. Ön lisans mezuniyeti olması, 5 yıl çalışmış olması ve bunun SGK dökümü ve çalıştığı kurum ya da kurumlardan alınacak onaylı belgelerle belgelendirmesi gerekiyor. Yine bir teknisyen ön lisans KPSS P 93-2020 puanı gerekiyor. Diş protez, diş protez teknikerliği, diş protez teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak, diş hekimliği alanındaki laboratuvar faaliyetlerinde ve diş protez alanında çalıştırılmak üzere istihdam edilecektir. Yine KPSS 2020'den en az 60 puan almış olması gerekmektedir. Ön lisans mezuniyetinden sonra 2 yıl süreyle porselen, krom ve köprüler üzerine çalışmış olmak ve bunu SGK dökümüyle çalıştığı resmi kurum veya özel diş laboratuvarlarından alınacak onaylı belgeyle ispatlaması gerekiyor. Yine teknisyen bir kişi ön lisans KPSS P 93-2020 puanıyla radyoloji, tıbbi görüntüleme teknikerleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak, klinik eğitim faaliyetlerinde ve radyoloji alanında çalıştırılmak üzere KPSS'den 60 puan almış olmak. Ön lisans mezuniyetinden sonra kendi alanında 2 yıl çalışmış olmak ve bunun SGK dökümü ve çalıştığı kurum ya da kurumlardan alınacak onaylı belgeyle belgelendirmek. Destek personeli temizlik için 12 kişi alınacak arkadaşlar. Orta öğretim KPSS P 94-2020 puanına sahip olması gerekiyor ve en az 70 puan almış olması gerekiyor bu puandan. Orta öğretim, lise ve denge okul mezunu olmak. İş yerinin bürolarında ve açık alanlarında temizlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere ve KPSS'den en az 70 puan almış olması gerekiyor. Ve koruma ve güvenlik görevlisi arkadaşlar 4 erkek ya da bayan ön lisans KPSS P 93-2020 puanının olması gerekiyor. Bakın özel güvenlik için. Güvenlik ve koruma ön lisans programlarından mezun olmak veya herhangi bir ön lisans programlarından mezun olup 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14. maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlik süresi dolmamış silahlı ya da silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve belgelendirmek. 2020 KPSS P 93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, erkek adaylardan 1.70 santimden kısa olmamak ve bu uzunluğunun santimden sonra iki rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15'ten fazla, 13'ten az olmaması. Kadın adaylarda 1.65 santimden kısa olmamak ve boy uzunluğunun santim cinsinden son iki rakamının kilosu ile arasındaki farkın 10'dan fazla, 13'ten az olmamak. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetine dair kanunun 10. ve 14. maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlik süresi dolmamış silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi, yani her ikisi de olabilir, silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve belgelendirmek. Askerliğini yapmış olmak, erkek adaylar için nöbet usulü çalışmaya engel durumu bulunmamak. Özel şartlar, genel şartlar arkadaşlar, her işe alımlarda olan tüm şartlar burada da geçerli. Linki atacağım, bunları tekrar okuyabilirsiniz. Hani bilgi sahibi olmak isterseniz. Her alan için 2020 KPSS puan türlerini taşımanız gerekiyor. Bunu unutmuyoruz öncelikle. Puan türlerini taşımadığınız takdirde müracaat hakkınız yok. 2020 KPSS'den istenen puan türlerini taşıma zorunluluğunuz var arkadaşlar. Onun dışında özel güvenlik için en az 2 yıllık ön lisans programlarından mezun olmanız ve elinizde geçerlilik süresi olan kimlik kartınızın, özel güvenlik kimlik kartınızın olması gerekiyor. Silahlı ya da silahsız. Zaten silahlı olanlar silahsız da hizmet verebiliyorlar, biliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlarım, başvuru tarihleri, ona gelebiliriz. 19-11-2021'de başladı ve 3-12-2021 mesai ve bitimi sona eriyor. 3 Aralık'ta mesai bitimi itibariyle sona eriyor. Başvuru adresi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, İstiklal Yerleşkesi, Değirmenler Mahallesi, Cevat Sayılı Bulvarı 120-9 Rektörlük B Blok Burdur. Telefon adresi var 0248-213-1082. Bir de başvuruların nerede yapılacağını telefonla da öğrenebilirsiniz ama başvurular İNA'nın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde www.mehmetakif.edu.tr internet sitesinde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak fotoğraf yapıştırmak ve imzalanmak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 19-11-2021'de başladı. 3-12-2021 dahil mesai bitimine kadar Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı İstiklal Yerleşkesi içerisindedir. Adresinde olacak şekilde posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bakın, posta ile olanlar da kabul ediliyor ama 3-12-2021 tarihinde mesai bitimine kadar ellerinde olması gerekiyor. İlanda belirtilen süreler içerisinde yapılmayan başvurular, ilan şartlarına uygun olmayan başvurular, postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir diyor. Posta yoluyla yapılan başvurularda postanın en geç başvurunun son günü mesai bitimine kadar, bakın mesai bitim yani saat 5'e kadar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı'na ulaşmış olması gerekmektedir. Ülkemizde görülmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla başvurular şahsen ya da posta ile yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup eksik belge ile başvuru yapılmamalıdır. Postadaki gecikmelerden üniversitemiz sorumlu değildir diyor. Başvuru süresi sonunda başvuru evrakları ile ilgili komisyonca incelenecek ve değerlendirilecek diyor arkadaşlar. İnternet adresinden www.mehmetakif.edu.tr adresinden siteden başvuru formunu indiriyoruz.
dolduruyoruz, fotoğrafını yapıştırıyoruz, imzalıyoruz ve belirtilen diğer tüm belgeler burada mevcut. Okuyacaksınız, ben linki atacağım. Hepsiyle beraber bizzat veya posta yoluyla buradaki adrese yolluyorsunuz. Yalnız yolladığınız tarih 3-12-2021'in mesai bitimine kadar ellerinde olması gerekiyor. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum.